Roy Lichtenstein en önemli pop art sanatçılarından biri. 1960'larda soyut ekspresyonizmin kalıplarını kırarak, çalışmalarında baskı tekniklerini taklit edip, çizgi roman, reklam ve toplu üretilmiş kaynaklardaki görselleri uyarlamaya başladı. Şu anda eserlerini inceleyerek bıraktığı izi takip ediyor ve zamanda küçük bir seyahate çıkıyoruz. Bu, Lichtenstein'ın 1962'de yaptığı etkileyici çalışmalarından biri. Sanatçının basılmış görsellerin yarattığı etkiyi yaratmaya çalışması çok enteresan. Bu çalışma bizi, mekanik olarak üretilebilen görseller çağında sanatçının üreten eli paradoksu hakkında düşündürüyor. Sanatçı, orijinalliği ve geleneksel resim normlarını sorgulayan görsellerin toplu olarak üretilmesine ve yaygınlaşmasına tepki veriyor. Lichtenstein, Klaus Oldenburg ve Andy Warhol'un aralarında olduğu güzel sanatlar ve tüketim sanatı arasındaki çarpışmayı çalışmalarında ele alan pop art sanatçılarından biriydi. Bu dönem Amerikan sanatının gelişiminde gerçekten de büyük önem taşır. Bu gördüğünüz ise 1960'larda, yani kendini meşhur eden stilini artık keşfetmiş olduğu dönemde yaptığı Femme d'Argent, yani Cezayirli Kadın isimli tablosu. Picasso'nun tablolarının birinden esinlenmiş. Lichtenstein sanat tarihinde bir geziye çıkar. İlgisini çeken bir tabloyu bulur ve onu Lichtensteinlaştırır, yani kendi stiline uyarlardı. Bir keresinde gülünçleştirdiğim şeylere aslında hayranım demişti. Bu da sergideki son oda. Çin stiliyle yaptığı manzara resimlerini içeriyor. Kayıklı Manzara isimli bu eserde tabloya ismini veren kayığın tablonun sol ucuna doğru itilmiş olması oldukça ilgi çekici. Benday noktaları ise resmin her yerindeler. Bu seri sanatçının dingin bir soyutlanma dönemine rast gelmiş. 70'li yaşlarındayken çalışmalarının ve kariyerinin içsel bir yansıması gibiler. Buna rağmen bu eserlerin sanatında yeni kapılar açan denemeler olduklarını ve resimlerinin hala çok güçlü ve canlı olduklarını söyleyebiliriz. Thank you.